Ankara stüdyomuzda Sayın Abdullah Ağar da var. Hoş geldiniz. Şimdi Abdullah Ağar'a döneceğim ama bir son dakika gelişmesi de var. Hemen aktarayım. Reisinin helikopterinin mürettebatından ve yolcularından biriyle vesilelerle temas kurulduğuna dair bir resmi bir açıklama değil yani. Bir bilgi var. Ha, bunu arkadaşlarımız vermişler ama. Reuters İran Devlet Televizyonu'nda konuşan İranlı yetkililere dayandırıyor. Bence bu İran'ın ilk olayın başladığı andan itibaren mevzuyu böyle hani oraya buraya çekmek için yaptığı çabalardan biriydi. Şimdi telefonla irtibat kurduk gibi şeyler yapılıyor. Bakın evet, burada dikkat çekici bir şey var. Az önce İran Pasdaran ve İran Sabirin güçleri, yani İran rejim güçleri, Sabirin özel kuvvetler, kırmızı bereliler diye, pardon yeşil bereliler diye tabir ediliyor. Bunların helikopterin düştüğü bölgeye ulaştığı ifade ediliyor. Ulaştı. Düşünebiliyor musunuz? Mesela arama kurtarma ekipleri var ama ordu var, polis var, jandarma var. Bunlar ulaşmıyor ama Sabirin özel kuvvetleri bölgeye ulaştığı şeklinde şimdiden haberler çıkmaya başladı. Dolayısıyla biraz daha bu gibi bilgilerde temkinli olmakta fayda var. Evet. Sayın Abdullah Ağar'a da dönmek istiyorum. Efendim hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Ne diyorsunuz? Yani çok sıcak bir yayın yapıyoruz. Burada 3 saat oldu. Benden önce de arkadaşlarım 2 saat boyunca da devam etti. Hala İran Cumhurbaşkanı reisinin akıbetiyle ilgili net bir şey yok elimizde. İşte en son bilgi elimizdeki kaza olan alana artık ekiplerin yaklaştığı ve Çetinler'in de dediği gibi bazı birimlerinde, bazı birliklerinde hatta ulaştığına dair ama reisi sağ mı, hayatını mı kaybetti, yaşıyor mu, bu konuyla ilgili bir bilgimiz yok. Sonrasıyla ilgili tabii konuşacağız onları ama gece uzun öyle görünüyor ama sizin ilk tespitiniz nedir? Kaza mı, suikast mi, siz ne görüyorsunuz? Şimdi Esra Hanım, normal koşullarda o helikopterin orada olmaması gerekiyordu. Söylemeye çalıştığım şey şu. Şimdi helikopterlerin idari uçuşları vardır, taktik uçuşları vardır. Bir de bu tür protokol uçuşları vardır. Şimdi zorunlu hallerde, yani taktik gerekçelerle helikopterlerle uçuş yaptığınız zaman dahi kılı kırk yararsınız. Yani çünkü helikopter hem hava koşullarından, hem arazi koşullarından, hem ısı koşullarından, hem mevsim değişikliğinden etkilenen son derece nadide bir araçtır. Sayın Ağar, bir araya girmem yani gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sosyal medya paylaşımı var. Hemen aktaralım. Ekrana da geldi şu anda. İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum paylaşımında bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buyurunuz, devam edin lütfen. Şimdi tabii hepimizin dileği bunun bir hani kendi koşulları içerisinde gerçekleşen bir helikopter kazası olması ve başta reisi ve Abdullah Yah olmak üzere helikopterin içindeki kişilerin sağ olarak kurtulması. Bu olasılık gerçekleşmedi takdirde. Açıkçası son derece önemli ve derin bir takım sonuçların olacağını şimdiden öngörmemiz ve buna dair ortaya çıkabilecek olası riskleri hesap ederek bizim de gerekli tedbirleri ve gerekli etkileri, inisiyatifleri geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi öncelikli olarak tabii bir kaza gibi gözüküyor yapılan açıklamalar. Evet, yani kendi doğallığı içerisinde bir kaza olma ihtimali var mı? Elbette var. Yani sonuçta bir pilotaj hatası olabilir, bir teknik arıza olabilir veya bir şekilde ağır arazi ve iklim koşullarından etkilenerek helikopterin bir kaza kırımı uğramış olması söz konusu olabilir. Bunun daha ötesinde yani dışarıdan bir etkiye de maruz kalmış olabilir. Yani hangi manada? Hani bizim terörle mücadele alanlarında da gördüğümüz üzere
helikopter dışarıdan bir şekilde hedef alınmış olabilir. Gerek bir mekanik sistemle, bir güdümlü füze sistemiyle veya dışarıdan bir elektronik harp metoduyla, dışarıdan bir müdahale metoduyla. Bunların hepsi olasılık. Yani özellikle bu dışarıdan müdahale ihtimalini şu manada dile getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 3 tane helikopter var. Ve 3 tane helikopter uçarken olası bir hava koşuluyla, riskiyle karşı karşıya kalındı. O zaman ne yapılır? Diğer yanda, yani himaye görevi yapan veya bir şekilde eskortluk yapan veya bir şekilde beraber uçan helikopterler riski göze alırlar. Yani riski onlar gösterler. Neden? En önemli şahsın içerisinde bulunduğu helikopter düşüyor da, kaza kuruma uğruyor da diğer helikopterlere bir şey olmuyor. Şimdi bu en önemli sorulardan bir tanesi olarak ortada duruyor. Sayın Ağar, yani bu arada neden araya giriyorum ama ben de yayını devrediyorum. Mehmet Akif de geldi stüdyoya. Mehmet Akif Ersoy'a da devrediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.